Sevgili öğrenciler, dersimiz fen bilimleri, ünitemiz basit elektrik devreleri ve bilfen 7. fasikül ev çalışmalarından ünite testi 2'yi çözeceğiz bugün. 1. Yandaki elektrik devresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım, 2 ampul kullanılmıştır. Doğru. 1 enerji kaynağı kullanılmıştır. Pilimiz burada 1. Doğru. Anahtar açıktır. Hayır. Anahtarımız kapalıdır. Ampuller yanar. Evet, devre tamamlanmıştır ve ampuller yanar. Burada anahtar açık değil, kapalıdır çocuklar. Devam edelim. Elektriği kontrol etmek için kullanılan tüm düğmelere biz ne diyoruz? Anahtar diyoruz. Elektriği açmak, kapatmak, güvenli bir şekilde kontrol etmek için anahtar kullanıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresinin elektrik vermeme sebeplerinden biridir? Anahtar kapalıdır. A şıkkında evet, anahtar kapalı olursa devre elektrik verir. Telin her iki ucu da aynı kutuba bağlıdır. Hayır. Basit elektrik devrelerinde telin her bir ucu iki kutba da bağlı olması gerekir. Yani telin bir ucu pilin artı kutbuna, diğer bir ucu da eksi kutbuna bağlanmış olmalıdır. Dolayısıyla telin her iki ucu da aynı kutba bağlı olursa bu devre elektrik vermez, ampulü yakmaz. Aşağıda verilen elektrik devrelerinin hangisinde ampul parlaklığı en yüksektir? Bakalım, 7 volt, 8 volt, 2,5 volt ve 9 volt. Tabii ki 9 voltluk bir pil ile kurduğumuz elektrik devresindeki ampul daha parlak yanacaktır çocuklar. Devam edelim. 6 voltla çalışan bir ampulün yanması için gerekli olan piller ve bağlantıları seçeneklerin hangisinde yanlış verilmiştir? A'ya bakalım, 4 volt artı 2 volt 6 volt yapar ve eksi ve artı kutbu doğru olarak bağlanmış. B'ye bakalım, 2, 4, 6 volt eksi, artı, eksi, artı, bu da doğru bağlanmış. C'ye baktık, 3 volt, 3 volt daha 6 volt eder. Fakat pilimizin artı kutbu artı kutba bağlanmış. Yani telimiz aynı kutuplara bağlanmış. Dolayısıyla C'de bağlantı yanlıştır çocuklar. Yukarıdaki devrelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci devredeki ampul daha parlak yanar. Evet, birinci devrede 6 voltluk bir pil var. İkinci devrede 2 daha 4 voltluk 2 tane pil var. 2'şer volttan toplam 4 voltluk bir elektrik üretiliyor burada. Dolayısıyla birinci devredeki 6 voltluk pilin yollamış olduğu elektrik gücü ampulü daha parlak yakacaktır. A şıkkı doğru. B'de birinci devredeki ampul yanmaz demiş. Yanlış. Birinci devredeki ampul yanar. Çünkü kablolar doğru yerleştirilmiş. Anahtarımız kapalı. Dolayısıyla birinci devremiz yanar. İkinci devredeki ampul yanar demiş. Doğru. İkinci devrede anahtar kapalıdır demiş. Doğru. Yanlış olan B şıkkını işaretlemiş olduk. Aşağıda elektrik devrelerinin hangisinde ampul ışık verir demiş. A'ya bakalım, devre tamamlanmış, pil yerleştirilmiş ve ampulümüzün duyun üzerindeki çıkıntılara bağlantı kablomuz gayet güzel yerleştirilmiş. A ışık verir. B'de anahtarımız açık, ışık vermez. C'de pil yok, elektrik kaynağı yok. Dolayısıyla C ışık vermez. D'ye baktığımızda da bağlantı kablosunda kopukluk olduğu için D'de ışık vermez çocuklar. Cevap A. 8'e bakalım. Yukarıdaki görsellerde verilenlerden kaç tanesi elektrik devresi elemanıdır? Anahtar, kablo, pil, ampul. 4 tanesi burada devre elemanıdır. Kumanda, televizyon kumandası bir elektrik devresi elemanı değildir çocuklar.
9'a bakalım. Aşağıda basit bir elektrik devresinde yer alan devre elemanları numaralandırılarak verilmiştir. Sırasıyla şıklara hangi seçenek doğru olarak yerleştirilmiş bakalım. 1 pil, evet. 2 iletken tel, A'ya bakıyoruz, evet. 3 ampul, A'da doğru gidiyoruz. 4 duy, evet, ampulü taktığımız yatak, doğru gidiyoruz. 5 anahtar ve A şıkkında istenilen devre elemanları sıralı olarak verilmiştir. Cevap A şıkkıdır çocuklar. Bir başka dersimizde ünite testi 3'ü çözmek üzere. Hoşça kalınız.